Doğum sonrası bazı annelerin yaşadığı loğusalık sendromu biliniyor. Ancak yapılan bir araştırma doğumdan sonraki dönemde babaların da psikolojisinin bozulduğunu ortaya çıkardı. Kanal 7 ekibi araştırmayı sokağa taşıdı. Kimi baba durumu kabul ederken kimi inkar etti? Detaylar geliyor. Doğum sonrası yaşanan depresyon birçok annede görülebiliyor. Ancak yapılan araştırma aynı depresyona babaların da girdiğini ortaya çıkardı. Yalnızlık belki bu yönde ilerletiyor olabilir. Sonuçta ne yapacağını bilmediğiniz elinizde küçük bir varlık var. Bence eşleri depresyona girdiği içindir. Yoksa babalarda öyle bir sorun olduğunu pek düşünmüyorum ben. Ama biz hep kadınları konuşuyoruz. Aslında depresyon dediğimizde erkekleri de unutmamak lazım. Yani babaları. Çünkü doğum sonrasında daha önceki ilişkilerindeki dengeler bozulmaya başlıyor çiftler arasında. Doğum sonrası yaşanan depresif durum halleri genellikle annelerde görülüyordu. Ancak yapılan bir araştırmaya göre babaların da yaklaşık %10'unun eşlerinin doğumundan sonra depresyona girdiği görüldü. Doğruyu söyleyeyim, hiç hissetmedim. Ama bunu duyduk yani. Ya şimdi arkadaş çevresinde olsun ya böyle şeyler konuşuluyordu. Mesela bazı arkadaşlarımız o stresi yaşamış. Geçim derdidir yani, başka ne olabilir hocam? Sizin mi daha zor geçti, eşinizin mi daha zor geçti? Bence benim daha zor geçti. Çünkü o çalışıyordu. Yani sosyalleşememek, sürekli evde bir bebekten sorumlu olmak, yardım da almamak zor. Kadın bebekle ilgileniyor. Bu sefer eş ilişkileri azalmaya başlıyor. Paylaşılan konular azalmaya başlıyor. İlgisizlik, yalnızlık, dışarıda bırakılmışlık çok olmaya başlıyor. Araştırmaya göre her 10 yeni babadan biri duygu bozukluğu yaşıyor. Üstelik bu durum 1 yıl kadar sürebiliyor. İlk doğumda psikolojik sıkıntılar yaşadınız mı? Evet, yaşadım. Peki sizce siz yaşadınız mı? Hayır, ben yaşamadım. Doğumu ben yapmadığım için. Çınlandırıcı gelmedi. Yani babalar yaşayamaz. Depresyon bir yana çok mutlu oldum açıkçası. Yeni bir umut, yeni bir nefes. Çok mutlu oldum. Hiç öyle bir depresyon duygusu yaşamadım. Uzmanlar sağlıklı bir aile hayatı için ebeveynleri uyardı. Doğum sonrası dönemde çiftlerin birbirleriyle iletişim kurabilmeleri önemli. İşbirliği devam ederse doğum sonrası yalnızlıklar azalır. Eş ilişkileri bebekle birlikte daha keyifli hale gelebilir, yorgunluk olsa da. Böylelikle herkes yalnız ve yorgun bir kenarda olmaz ve depresif duygular da artış olmaz diyoruz. Eşlerin iyi anlaşması, çocukların da özellikle büyükler varsa onların da ailelere yardımcı olması bu tarz sorunların ortadan kalkmasını sağlayacaktır diye düşünmekteyim. Loğusalık döneminiz nasıl geçti? Çok zor. Çok zor. Yani çok korkunç, çok böyle bunalımlı bu şekilde. Onun desteği sayesinde hani daha iyi geçirdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.